Kaan'ın tedavisi Balıkesir Spor ceza sahası içerisinde devam ediyor. Oyun durmuş durumda şu an. U21 liginde 12. hafta karşılaşmasında Altın Ordu 0, Balıkesir Spor 0. ...70. dakikanın içerisindeyiz. İkinci yarıda uzunca bir süre duraklama oldu sakatlıklar nedeniyle. Şimdi Anıl sağ kanada doğru gönderdi. Barış Alıcı kontrolü iyi değil. Taç Balıkesir Spor takımının bir değişiklik daha olacak takımımızda. Şu anda yedek kulübesinden bir oyuncumuz dördüncü hakemin yanına geldi. Dördüncü hakem Bende Gülercan. Oyun durduğunda o değişiklik gerçekleşecek. Ali'nin pası Seydi. Enis. Yusuf'la Ali Mert Aydın arasında bir anlaşmazlık top kaybına neden oldu. Evet, değişiklik geliyor. 9 numaralı formasıyla oyun alanını terk eden isim Onur Demir. Oyuna dahil olan isim. Evet, Taç Balıkesir Spor takımının oyuna dahil olan isim bu arada Oğulcan Ülgün değerli futbol severler. 11 Mayıs 1998 doğumlu. Düzeltiyorum, Musa Caner Aktaş oyuna dahil oldu 14 numaralı formasıyla. O da 10 Ocak 1998 doğumlu. Onur'un yerine Musa Caner Aktaş oyuna dahil oldu takımımızda. ...1.71 boyunda Pendik Spor'dan takımımıza dahil olmuştu Musa Caner Aktaş. Yaklaşık 2 yıldır Altın Ordu forması giyiyor. Enis araya girdi. Savunma uzaklaştırıyor Balıkesir Spor takımında. Seydi. Bu dakikalarda tempo iyice düştü mücadelede. 0-0. Golsüz eşitlik devam ediyor. İkinci yarının 26. dakikası içerisindeyiz. Şimdi Yusuf pasını verdi. Ali Mert Aydın savunmanın arkasında. Alican Özfesli hareketlendi. Alican karşısında Raşit vardı. Alican ata destek veriyor Ali. Şimdi topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı. Yaptığı yerde hiç bir takım arkadaşı yok. Şimdi Akçan'la kontra atak şansı Balıkesir Spor takımında. Yusuf'tan kritik bir müdahale. Bravo Yusuf Yalçın Aslan. Yerinde bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Emre Akkaş'ta Balıkesir Spor hata sürüyor. Emre şutu üstten dışarı gitti. Evet hocam, ikinci yarıda da beklenen gol henüz gelmedi. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii Balıkesir Spor temposunu kendi istediği skora göre oynuyor sahada. Biz de o tempoya uyduğumuz sıralarda tabii ki pozisyon üretemiyoruz. Biraz daha tempoyu artırarak biraz daha rakibi zorlamak zorundayız. Biraz daha bloklar arası geçişleri hızlandırabilirsek sonuca daha rahat gideceğimizi düşünüyorum. Bir gole bakıyor esasında oyunun şeklinin değişmesi.
Pozisyona giriyoruz. Umarım bundan sonraki pozisyonları girdiğimizde golle sonuçlandırırız. Yasin'in pası Akçan Sayan. Şimdi Yasin Pire, Ali Mert Aydın ona izin vermedi. Taç atışı Balıkesir Spor takımının. Musa Caner Aktaş ve Enis Durak oyuna dahil oldu. İkinci yarıda iki değişiklik yaptı Gökhan Hoca. Bakalım bu değişiklikler nasıl bir etki yaratacak. Onur Demir ve Çağrı Oğuz oyun alanını terk eden iki isimli takımımızda. Ali Emre Yanar, takım arkadaşı Seydi'ye çarptı top. Seydi son müdahale, ondan taç atışını bekletmeden kullandı Enes. Şimdi Emre Akkaş ceza sahası içerisinde topla buluşan isim Balıkesir Spor'da. Seydi topu bir kez daha taça gönderdi. Taç atışını Balıkesir Spor takımı kullanacak. İkinci yarıda yarım saatlik bölümü geride bırakmak üzereyiz. 0-0 eşitlik var U21 liginin 12. hafta karşılaşmasında. Yarın saat 13'te Altın Ordu A takımının PTT 1. Lig'de Balıkesir Spor'la mücadelesi var. Bornova Stadı'nda o karşılaşma oynanacak. Uzaklardan bir vuruş, kaleci iki hamlede topa sahip oldu. Öncesinde çalan düdük ve kalkan bayrak. Offside. Yasin Pire orada şutu çeken isimdi. Şimdi hızlı hücum şansı, savunmayı dengesiz yakalama şansımız. Murat Arslan. Murat birinci rakimden sıyrıldı, yerde kaldı. Faul. Karşılaşma hakemi bir kez daha kartını çıkardı. Raşit Oybak. Görkem'den sonra ikinci sarı kart gören isim Balıkesir Spor takımında. Ceza sahasına doğru gelen top, kafa vuruşu kalecinin üzerine, ikinci pozisyon ve top ağlara gitti. Öncesinde kalkan bayrak. Alican ve Musa Caner Aktaş orada pozisyon içindeki isimler. Karşılaşmanın hakemi ikinci pozisyonda offside olduğunu işaret etti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı. İlk pozisyonda hocam çok müsait bir kafa vuruşuydu ama kalecinin üzerine gitti o pozisyonda. Zaten maçın başından beri ifade ediyoruz Balıkesir Spor'un kanatlardan gelen ortalara büyük zafiyeti olduğunu ve bu ana kadar bütün pozisyonlarda biz topla buluştuk. Ancak o üç direğin arasına topu göndermekte biraz zorlanıyoruz. İşte en son kaçan pozisyonda daha kenarlara bir kafa vuruşu olsaydı şu an 1-0 önde olacaktık. Ama ben ümitliyim, gol gelecek. Evet, Balıkesir Spor takımında kaleci Fırat Şirin bir sakatlık geçirmişti. Tam baskımızı arttıracağımız dakikada bu sakatlık, oyunun duraksaması tabii ki şüphesiz Balıkesir Spor takımına lehine oldu. Şimdi Fırat Şirin atışı kullanmak için hazır. Uzun gönderdi. Alican kafayla vurdu. Hamit, Murat indirdi. İndirdiği yerde Emre Akkaş var Balıkesir Spor takımında. Görkem. Evet, şu anda diğer yaş grubu takımların oyuncularının tezahüratları da sahadaki arkadaşlarına devam ediyor. Bu dakikalarda arttı. Onlar da maçı izlemeye geldiler ve sahadaki arkadaşlarına destek veriyorlar. Onlar da tabii bizler gibi gol bekliyor. Köşe vuruşu olması lazım. Evet, Hamit'in orada bindirmesinde son müdahale Balıkesir Spor sağ beki İbrahim İçuz'dan geldi. Köşe vuruşu kullanacağız. Alican Özfes'e gitti köşe vuruşunu kullanmaya. Karşılaşmada 77. dakikanın içindeyiz. Ceza sahasına doğru gelen top. Arkada Enis topla buluştu. Enis vuruşu dışarı gidiyor. Enis Durak. 58. dakikada benzer bir noktadan vuruşu direkten dönmüştü. Bu kez
kaleyi bulamadı Enis Durak. Fırat Şirin kale vuruşunu kullanacak. Fırat, Yasin Pire. Yasin'in pası. Şimdi araya girdik Enis'le. Kaleciyle karşı karşıya Enis Durak pasını verdi. Gol şansı, vuruşumuz. Savunma araya giriyor, uzaklaştırıyor topu. %100 gol şansından faydalanamadık. Musa Caner Aktaş'la Balıkesir Spor savunması hata yaptı. O hatayı Musa Caner Aktaş'la değerlendirmek istedik ama savunmadan döndü vuruşu Musa Caner Aktaş'ın. Sağ kanattan Ali Mert Aydın'la geliyoruz. Ali rakibinden sıyrıldı Yasin'den. Karşılaşmanın hakemi avantajı yitirince oyunu durdurdu. Yasin Pire'nin orada faul yaptığını tespit etti ve eli de cebine gitti bir sakta. Bir kez daha karşılaşmanın hakemi Fahri Çevik'in ve Yasin'e kartını gösterdi. Yasin, Raşit ve Görkem, 3 isim Balıkesir Spor takımında sarı kart gören oyuncular. Alican Özfesli topun başındaki oyuncumuz. 79. dakikanın içerisindeyiz. Alican paslaşarak kullandık. Ceza sahası dışında Murat Yusuf'un önünde kaldı. Savunma uzaklaştırıyor şimdi. İbrahim'le Murat Arslan orada. Bu kaleye gönderememişti. Şimdi hatamız sürüyor. Bu dakikalarda baskımızı iyiden iyiye arttırdık Balıkesir Spor karşısında. Ceza sahasına doğru Ali'nin ortası. Savunmada İbrahim dikkatli uzaklaştırdı. Seydi sol tarafa doğru gönderdi. Şimdi Hamit, sert hareket. Enes Başkurt orada. Rakibini sert bir faulle yere düşürdü. İkili arasında bir an küçük de olsa bir gerilim yaşandı. Tansiyon yükseldi. Değişiklik var Balıkesir Spor takımında. İlk değişiklik bu. Teknik direktör Mesut İlsöz 11 numaralı formasıyla az önce faul yapan isim Enes Başkurt'u oyundan alıyor. Evet, Enes çıktı Balıkesir Spor takımında. Şimdi ceza sahasına doğru gelen top. Vuruş arka direkte. Yusuf topu oyun alanı içerisinde tutamadı. Out'a gitti top. Kafa vuruşunu Akçan yaptı. Sol kanattan Utku'yla geliyor Balıkesir Spor. Seydi orada. Kafayla topu taça gönderdi. Taç atışını kullanacak Yasin. Şimdi kullandı. Topu kapmayı başardık Enis'le ama evet, faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi. Enis yerde kaldı. Hemen kullandık. Enis uzun gönderdi. Barış alıcı topla buluştu. İbrahim var karşısında. Barış sağ kanatta hata destek veriyor. Ama araya Yasin girdi. Enis'e gelmeden. Bir değişiklik daha var takımımızda. 11 numaralı formasıyla Murat Arslan çıkıyor. 13 numaralı formasıyla Selçuk Öztürk giriyor. 5 Ocak 1998 doğumlu Selçuk. Yusuf. Şaban Tükenmez de Balıkesir Spor takımında. Enes Başkurt'un yerine oyuna girmişti az önce.
son değişiklik hakkımızı da kullanmış olduk. Musa Selçuk ve Enis oyuna dahil oldu. Şimdi topla buluştu Selçuk. Sol kanatı top istedi Hamit. Ata destek veriyor. Hamit'in ceza sahasının ortası. Kafa vuruşu ve top havalarda. Sonunda geldi. Beklenen gol geldi. Sonradan oyuna dahil olan Musa Caner Aktaş attı. Altın Ordumuz 1, Balıkesir Spor 0. Evet hocam, ilk yarıda da sürekli vurguladınız. Kanat organizasyonu dediniz. O organizasyonlar sonunda bir golü bulmayı başardık. Hamit'in asistinde kafayı Musa Caner Aktaş vurdu ve top ağlara gitti. 1-0 öne geçiyoruz. Gerçekten de öyle. Kanattan çok iyi atakla 3. bölgeye giriyoruz. Fakat son vuruşlarda biraz sıkıntımız vardı. Tabii ki bazen şeytanın bacağını kırmak gerekiyor böyle maçlarda. Bu gol biraz geç geldi ama geldiği anda bizim için önemli olan skorun 1-0 olmasıydı. Tebrik ediyorum çocukları. Bundan sonra daha rahat, daha güzel bir maç olacağı kanısındayım kalan dakikalarda. Sekseninci dakikada geldi gol. Şimdi sol kanattan ikinci gol için geliyoruz bu kez. Barış. Barış Kağan var karşısında. Barış'ın ortası Alican'a doğru. Alican'ın vuruşu 2-0 oldu. Alican Özvesli. Kaptan attı, 2 oldu. Son dakikalara kadar baskılı oyunumuzu sürdürdük ve sonunda iki farklı üstünlüğü yakaladık Balıkesir Spor takımı karşısında. Evet, Altın Ordumuz 2, Balıkesir Spor 0. U21 liginin 12. haftasında arda arda geliyor goller. Hocam neler söyleyeceksiniz? Balıkesir Spor maçın başından beri beraberlik amacıyla geldiği, ortaya koyduğu futbol mantalitesiyle sahada gözlemledik. Ama dediğimiz gibi bir gol her şeyin çözülmesine fayda verdi. Baştan maçın başında yakaladığımız pozisyonlarda fileleri buluşturabilseydik topla, bu skor şu an daha farklı olacağı kanaatindeyim. Çünkü Balıkesir Spor baktığımızda beraberliği çok düşük olan, mağlubiyeti fazla olan bir takım. Buradan çıkaracağımız sonuçta bu maçın mutlak favorisi Altın Ordu takımıydı. Ve zaten de skor bunu ortaya koydu diyebiliriz. İki gol de sol kanattan gelişen ataklar sonrasında geldi ve kilidi 75. dakikadan sonra açmayı başardık. Şimdi Enis'le gidiyoruz ama kalkan bayrak offside. Bir günlük devrettiğimiz liderlik koltuğunu şu anda geri almak üzereyiz artık. Ümraniye Spor maç fazlasıyla üzerimizdeydi. Puanımızı 28'e çıkartacağız. Aldığımız bu galibiyette geride kalan dakikalarda herhangi bir mucize olmazsa. 20 numaralı formasıyla bu arada Balıkesir Spor takımında Tayfun Akbaş oyuna dahil oldu. Savunmadan da İbrahim'i kenara alıyor teknik direktör Mesut Dilsöz. İki gol de onun kanadından geldi. Herhalde Mesut Hoca hemen İbrahim kenara aldı. Şimdi Tayfun Akbaş'la devamda Akçan. Savunmamız dikkatli. Görkem geldi. Görkem. Yasin ata destek veriyor. Top hala Görkem'de. Enis'in baskısı var. Alican yardıma geldi. Murat'tan sağ kanada doğru Şaban gönderdi topu. Sağ kanatta topla buluştu Tayfun. Tayfun ceza sahasının ortası. Kaleci Ali Emre Yanar için rahat bir top. Sağ kanatta Enis topla buluştu. Enis Durak. Yasin var karşısında. Enis'in pası Ali Mert Aydın.
Şimdi geriye doğru döndü. Anıl. Enis. Yeniden Anıl. Şimdi küçük bir üçgen alkış alıyor. Tribündeki takım arkadaşlarından Selçuk Öztürk. Selçuk sağ kanadı doğru gönderdi. Ali Mert Aydın o noktada. Ali Mert Aydın yerde kaldı. Şaban'ın orada bir şarjı vardı. Yerde kaldı. Bu kez Görkem Fidan Balıkesir Spor takımında serbest vuruşu kullanacak. Balıkesir Spor hemen kullandılar ama karşılaşma hakemi yerinden kullanılmasını istedi oyunculardan. Yasin pasını verdi Görkem. Emre'den geriye Harun Reşit Oybak. Şimdi Kaan. Araya giriyoruz. Şimdi hızlı hücum şansı. Savunma yine dengesiz yakaladık. Barış sol kanada doğru verdi. Barış Alıcı ceza sahasına doğru gelen top. Vuruş top ağlara gitti. Yine sol kanattan geldi. Yine gol 3-0 oldu. Farkı 3'e çıkarıyoruz. Balıkesir Spor karşısında. Evet hocam 3 oldu. Yine bir kanattan gelen top. Tabii önemli olan o bir golün gelmesiydi. O golün ardından da adeta çözüldü Balıkesir Spor takımı. Evet bu tür maçlarda bir oldu mu zaten çözülme arka arkaya geliyor. Bu tabii ki güzel bir top taşıma ile gelen bir atak. Tabii ki gene kanattan geldi ama topu taşıyıp da o noktaya getiren oyuncumuzu da kutlamak gerekiyor. Sonuçlandırmada da bulundu. Hepsini tebrik ediyorum. İyi gidiyor şimdilik. Evet bir kez daha santra yaptı Balıkesir Spor takımı. Evet 90+2 oynanacak. Mücadelenin sonuna artı 2 eklendi. En az 2 dakika daha mücadele sürecek. Sonuncu dakikada 3-0 yaptık. Evet Seydi'ye bu arada sarı kart çıktı karşılaşmanın hakemi. 90. dakikada Enis'in ardından Seydi ikinci kart gören oyuncumuz oldu. Yine sol kanattan geliyoruz. Bu kez savunma hata yapmadı. Balıkesir Spor takımında Raşit. Akçan savunmanın arkasına doğru gönderdi. Ayak biraz fazla kalktı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Selçuk Öztürk 3. golümüzü kaydeden oyuncumuz. Musa Caner Aktaş, Ali Can Özfesli ve Selçuk Öztürk'ün golleriyle U21 Ligi'nin 12. haftasında 3-0 öndeyiz. Balıkesir Spor takımı karşısında. Şimdi 5 kişilik bir baraj var. Topun gerisinde Emre Akkaş var. Emre. İşaret geldi. Emre'nin vuruşu top ağlara gitti. Farkı 2'ye indiriyor. Uzatma dakikalarında Balıkesir Spor takımı Emre Akkaş. Balıkesir Spor takımının en golcü ismiydi. 11 maçta 5 golü vardı. Bugün 6. golünü kaydetti. Az önceki frikikten kaydettiği gol sonrasında 3-1 oldu. Balıkesir Spor. Farkı 2'ye indirdi uzatma dakikalarında. Ve karşılaşmanın hakemi Fahri Çevik mücadelenin bittiğini işaret eden düdüğü çalıyor. Altın Ordumuz U21 Ligi 12. hafta karşılaşmasında 80 dakika boyunca 0-0 giden karşılaşmada son dakikalara 3 gol.